Hepinize merhabalar arkadaşlar. Forum Sayfa Cevapları YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle 4. sınıf Türkçe 227, 228 ve 229. sayfaları işleyeceğiz. İlk bir okuma metnimiz var. Onunla ilgili sorular var. Biniciliği diğer spor dallarından ayıran en büyük özellik insanın başka bir canlıya ortaklaşa yaptığı tek spor olmasıdır. Binicilik aynı zamanda kadının ve erkeklerin bir arada yarıştığı tek olimpik spor, binicilik bir ekip işi. Ekip üyeleri binici, at, antrenör, atın bakıcısı, seyis ve nalbanttan oluşuyor. Binicilik karşılıklı güvene dayalı bir spor. Atın biniciye güvenip onu sırtına taşıması için binicinin de ata güven ve sevgi duyması gerekiyor. Binlerce yıl önce evcilleştirilen at avlarda ve savaşlarda kullanıldı. Pek çok kültürde sevilen bir hizmet hayvanı oldu. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra bir savaş aracı ve günlük yaşamın bir parçası olmaktan çıkan atlar günümüzde çoğunlukla sportif amaçlarla yetiştiriliyor. Binicilik, disiplin, sabır, sadakat ve sorumluluk isteyen bir spor. Ne de olsa bu işle ilgilenmen gereken bir yol arkadaşın var. Binicilik sporuna ilgi duyuyorsan seni bazı görevler bekliyor. İlk sorumuzdan başlayalım. Biniciliği diğer sporlardan ayıran en büyük özellik nedir? Biniciliği diğer sporlardan ayıran en büyük özellik insanın başka bir canlı ile ortaklaşa yaptığı tek spor olmasıdır. Binicilik sporunun ekip üyelerini yazınız. Ekip üyeleri binici, at, antrenör, atın bakıcısı, seyis ve nalbanttan oluşur. Günümüzde atlar genellikle ne amaçla yetiştiriliyor? Atlar ne ile besleniyor? Atlar ot, yulaf, saman ve kepekle besleniyor. Cümleleri anlam özellikleriyle eşleştiriniz. Neden sonuç? Elif Arda amcaya verdiği bilgiler için çok teşekkür etti. Neden sonuç? Elif hastalandığında küçük çocuklar gibi huysuzlaşırdı. Benzetme. Çiğni'deki lale desenleri tabağa bir sarmaşık gibi sarmıştı. Benzetme. Bilim adamları önce hastalandığının nedenini araştırırlar. Virüs, alerji gibi örneklendirme. Her ilaç her hastalıkta kullanılamaz. Karşılaştırma. Cümlelerde D ve Ki bağlaçlarının yazımı doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. Biz de içinde hangi vitamin olduğunu bilmeye çalışıyorduk. Doğru. Demek ki bundanmış, yanlış. Ki ayrı yazılır. E vitamininde yediğimiz yemeklerdeki ayçiçek ve yer fıstığı gibi gıdalarda da bulunur. Yanlış. Ne ilginç, bir de K vitamini varmış. Yanlış. Spor yap ki sağlıklı kal. Doğru. Cümleleri Romen rakamlarıyla oluş sırasına göre sıralayınız. İlkbahar ve sonbahar mevsimi benim için hastalık mevsimleridir. 1. Ama kış mevsiminin de yiyeceklerime ve giyinmeme dikkat ederek hasta olmuyorum. 2. Halbuki herkes kış mevsiminin hastalık mevsimi olduğuna inanır. 3. Bu mevsimlerde havanın değişken olmasından ne giyeceğime karar veremiyorum. 4. Kısaltmalara uygun ekler getiriniz. Tema'nın doğa için yaptığı çalışmalar yararlı. LÖSEV'e destek veriyorum. Paragraf hangi çıkarımı örnektir? Okul dönemindeki çocukların bir kısmında beslenme bozukluklarına rastlandığını öğrenmiştik. Bunlar fazla kilo, aşırı beslenme şeklinde olduğu gibi iştahsızlık, zayıflama, bazı hastalıklara yakalanma şeklinde de ortaya çıkıyormuş. A. Neden sonuç? B. Örneklendirme. C. Karşılaştırma. D. Benzetme. B. Örneklendirme. Cümlelerin hangisinde kısaltmalara gelen ekler yanlış yazılmıştır? A. Arabanın hızı 100 kilometreyi geçince hepimiz korktuk. B. Dün TV'de geleneklerimizle ilgili program izledim. C. Okulumuzda bir arkadaşımız ilginç projesiyle TÜBİTAK'tan ödül aldı. D. Hale'ye İNEG'yi çok iyi konuşuyor. B şıkkı doğru cevap. Evet, konumuz bu kadar arkadaşlar. Aklınıza takılan sorular varsa yorum kısmından bizlere yazabilirsiniz. Forum sayfa cevapları.com sitemizi de aşağıdaki linke tıklayarak bizi ziyaret edebilirsiniz. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayalım arkadaşlar. Hepinize iyi günler.